Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Artık BYD markasının araçları Çin'den yüklenip gemilere yola çıkmış durumda. Hatta bazıları, bir kısmı Türkiye'ye çoktan gelmiş. Burada işte korunaklı yerlerde, depolarda tutuluyor ve Türkiye ile yapılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, teşvikler alındıktan sonra sahiplerine teslim edilmek üzere Türkiye'de bir yerlerde bekletiliyor arkadaşlar. Bayilere, showroomlara çok fazla araç çekmiyorlar ama Türkiye'ye gelen araçlar var. Peki sadece bu gelen araçlarla mı sınırlı kalacak BYD'nin Türkiye'deki operasyonu? Tabii ki hayır. Marka Türkiye'ye zaten ilk geldiğinde 4 tane otomobil göstermişti, tanıtmıştı. Şimdi onların sayısını daha da artırarak Türkiye'de aldığı teşviklerle müthiş satış rakamları yakalamak için karşımıza çıkacak arkadaşlar. İsterseniz gelin hiç sözü uzatmadan BYD'nin Türkiye'de satacağı otomobil modellerini, sadece modelin ismini vererek değil, menzillerini, motor güçlerini, işte batarya paketlerini, araçların ölçülerini ve tahmini Türkiye fiyatlarını vererek şöyle sizlere bir aktarayım. Yaslanın arkanıza, çayınızı alın yanınıza, keyifle yudumlayın ve yakında BYD'nin piyasaya nasıl gireceğini, girince de rakiplerini nasıl titreteceğini siz de görün. İyi seyirler. İlk olarak şunu söyleyeyim. BYD'nin zaten Sealiusu'nun hibrit versiyonu Türkiye'de satışa çıkmıştı. Bununla birlikte bir de Atto 3'ü vardı. C segment elektrikli SUV'si. Bunlar zaten Türkiye'de satışta olan araçlardı ve bunların satışına olduğu gibi devam edilecek arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Ama bunların yanına güzel modeller eklenecek. Onlardan bir tanesi BYD'nin Türkiye'de yaptığı ilk lansmanda tanıttığı modellerden birisi BYD Seal Sedan. Hatta internet sitesine de koymuştu. BYD Han'la birlikte Seal Sedan Türkiye'de satışa çıkacaktı. Ama devletin aldığı kararlar sonrasında maalesef o iş ertelendi. Bugün artık hiçbir engel yok önlerinde ve BYD'nin Seal sedanı Türkiye'de satışa çıkacak. D segmentinde bir sedan. Uzunluğu 4800 mm, genişliği 1875 mm, yüksekliği de 1460 mm. Tam 160 kW'lık motoru var ve bataryasının kapasitesi 72 kWh. Ortalama menzili 500 km. Çin'deki tahmini başlangıç fiyatı da 25 bin dolar civarı arkadaşlar. Türkiye'de kaç paradan satılması bekleniyor biliyor musunuz? Yaklaşık olarak 1.4-1.5 milyon lira arası bir fiyattan satılması bekleniyor koskoca D segmenti sedanlarının, üstelik full paketinin. Yine geçtiğimiz yıl markanın Türkiye'de yaptığı lansmanda gösterdiği araçlardan bir tanesi, en uygun fiyatlı otomobillerinden bir tanesi BYD Dolphin. C segmentinde bir hatchback olarak konumlandırıyor marka bu aracı arkadaşlar ve gerçekten güzel özelliklerle uygun fiyatlı o araç Avrupa'da satışta, Türkiye'de de çok yakında satışa çıkacak bir araç olarak karşımızda duruyor. 4150 milimetrelik uzunluğu var bu aracın. 1770 milimetre genişliği, 1570 mm'lik de yüksekliği, 130 kW gücünde bir motora sahip ve 45 kWh'lik batarya paketi var arkadaşlar. 400 km'lik ortalama menzil sunuyor. Çin'deki fiyatı 16 bin dolardan başlıyor, 20 bin dolara kadar çıkıyor. Bize en üst paketinin gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Onun da fiyatının 900 bin lirayla 1.1 milyon lira arasında bir yerlerde konumlanması bekleniyor. Yine Türkiye'de tanıttıkları araçlardan bir tanesi BYD'nin E segmenti sedanı Han modeli. Gelin o araç nasıl bir araçmış onu göstereyim. Çünkü o araç diğer BYD modelleri gibi bir araç değil. Öyle %10'luk ÖTV diliminde kalacak uygun bir araç hiç değil. Muhteşem özellikleri olan çok çılgın bir araç arkadaşlar. Önce boyutlarını vereyim. Uzunluğu tam 4995 mm. Genişliği 1910 mm. Yüksekliği ise 1495 mm. 380 kW'lık müthiş bir motor performansı var. 87 kWh'lik de bir batarya paketi var. 500 km'lik menzil sunuyor arkadaşlar. Çin'deki fiyatı 40 bin dolarla 45 bin dolar arasında değişiyor. Alt paket, üst paket 40-45 bin dolar arası değişiyor. Türkiye'deki fiyatının tahmini 2,5-3 milyon lira arasında olması bekleniyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki kardeşim o parayla BYD burada araç satamaz demeyin. Artık Volkswagen'in Tiguan'ı, Kia'nın Sportage'i, Hyundai'nin Tucson'u, piyasanın orta segment diyebileceğimiz, kompakt segment diyebileceğimiz C segment SUV'leri bile 3 milyon liralara dayanmış durumda. C sedanlar 2 milyonun üzerinde biliyorsunuz. D sedanlar, D-SUV'lar zaten uçmuş durumda. Onlara hiç bakmayın. O yüzden bu 2,5-3 milyon lirayla E segmenti sedanı, üstelik böyle müthiş bir motor performansıyla çok rahat satılacaktır Türkiye'de. Birkaç zamandır Türkiye'de satışta olan plug-in hibrit Sealion'un bir de elektrikli versiyonu var arkadaşlar. Bu arada plug-in hibritin fiyatının 1.7-1.8 milyon lira civarında düşmesi bekleniyor. %30'luk ÖTV'den dolayı. Elektrikli olanınsa daha da aşağıya gelmesi bekleniyor. 4785 mm'lik uzunluğu var bu aracın. 1900 mm'lik genişliği, 1668 mm'lik de yüksekliği var. 160 kW'lık elektrikli motora sahip, 87 kWh'lik de batarya paketi var ve ortalama
menzili tam 600 kilometre arkadaşlar. Çin'deki satış fiyatı 20 bin dolardan başlıyor. 25 bin dolara kadar ancak çıkıyor. Türkiye'ye geldiğinde fiyatının 1.4 milyon 1.6 milyon lira arasında bir yerde konumlanması bekleniyor. Seal U'nun elektrikli versiyonunun. Bir de BYD'nin B segmenti SUV'si var. Atto 2. Onun da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor ki o yenilendi. Yenilenmiş bir araç, makyajlanmış bir araç ve fiyatını aşağıya çeken bir araç. Yani enteresan şekilde geçtiğimiz sene eski haliyle daha pahalı satılan araç makyajlanıp yenilenip üstüne yeni özellikler eklenip 500 dolar, 1000 dolar, 1500 dolar daha aşağıya çekilmiş bir fiyatla satışa sunulmuş durumda. Seal U'da da durum aynı arkadaşlar. Geçenlerde yapmıştım videosunu. Onda da durum aynı. Bunda da durum aynı. B segmenti bir SUV. 4310 mm'lik uzunluğu var. 1830 mm'lik genişliği var. 1675 mm'lik yüksekliği var. 177 beygir gücünde bir motora sahip arkadaşlar ve 45 kWh'lik batarya kapasitesi var. Menzil olarak da 400 kilometrenin üzerinde ortalama karma bir menzil vaat ediyor. En üstte, en pahalı haliyle şu anda fiyatı 15 bin dolar civarı Çin'de. Türkiye'ye geldiğinde 900 bin lirayla 1.1 milyon lira arasında bir fiyattan satılması bekleniyor BYD Atto 2'nin. Ve BYD'nin en uygun fiyatlı otomobili Seagull. Bir A segmenti elektrikli otomobil. Ölçülerini vereyim sizlere. 3780 mm'lik uzunluğu var. 1715 mm'lik genişliği, 1540 mm'lik de yüksekliği var. Ama enteresan, aks aralığı bu küçük boyuna rağmen 2500 mm. Yani dışı küçük, içi olabildiğince büyük bir araç gibi görünüyor arkadaşlar. BYD'nin A segmentindeki otomobili Seagull. Ve markanın en uygun fiyatlı otomobili. Çin'deki satış fiyatı 10 bin doların altına çekildi. Yenilenmiş haliyle. 9500 dolarlarda falan yanlışım yoksa Çin'de şu anda bu araç. Ha, bize alt paketi gelmeyecektir, üst paketi gelecektir. O da maksimum 12-13 bin dolar zaten Çin'deki satış fiyatına baktığımızda. Türkiye'ye geldiğinde bu araç, bu arada önce bir motorlarını söyleyeyim sonra fiyatına geçeyim. 55 kW'lık, yani çok çok yüksek, böyle hızlı gidecek bir motoru yok. Çok küçük, düşük, mütevazi bir motoru var. Yaklaşık olarak 40 kWh'lik de bir batarya paketi var. Bu batarya paketiyle 350 km'lik bir menzil vaat etmesi bekleniyor. Türkiye'ye geldiğinde neden böyle vaat etmesi bekleniyor diyorum. Çünkü Çin'de biraz daha yüksek veriyorlar menzil oranlarını. Türkiye'ye geldiğinde, Avrupa'ya geldiğinde o oranlar biraz değişiyor, aşağı geliyor. Dedim ya, Çin'de maksimum 13 bin dolarlara kadar çıkıyor. Arkadaşlar, bu araç Türkiye'ye geldiğinde fiyatının 600-700 bin lira arası bir yerde olması ve Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili olarak karşımıza çıkması bekleniyor arkadaşlar. Yani bu kadar ucuz araç satamazlar falan demeyin. Bu araç satışa çıktığı günden bugüne yaklaşık olarak bir senenin biraz daha üzerinde bir zaman geçmiş durumda. Yarım milyondan fazla satmayı başarmış arkadaşlar. Bunun da nedeni fiyatının çok çok uygun olması. Abi 10 bin dolar nedir ya? 10 bin doların altında bir fiyatı araç satışta Çin'de. Bu araç Türkiye'ye geldiğinde 6-700 bin lira olsa, ya şu anda ikinci elde kimse kusura bakmasın, Şahinler, Doğanlar 4-500 bin lira. Bu araç 6-700 bine geldiğinde daha kimse gidip de ikinci elde Şahin Doğan almaz ki. Sıfır yakıt masrafı olan. Onun haricinde diğer işte motorunda, şanzımanında falanında filanında masraf edecek hiçbir parça olmadığı için sıfır maliyetle gezdirecek bir araç diye karşımıza çıkacak. Bu aracı satın almak isterler. Ben olsam satın almak isterim, bütçem o kadarsa eğer. Ha, biraz belki boyunun küçüklüğü kafa karıştırabilir ama yani Şahinlerin, Doğanların da içinin çok büyük olduğunu, çok geniş olduğunu düşünmüyorum ben. Bu aracın içi de hemen hemen onlar kadar ya da en azından i10 kadar vardır. Belki i10'dan bile daha iyidir bu aracın içi. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.